Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Philips'in Momentum 3000 serisi 24M1 N3200 model isimli oyuncu monitörüne yakından bakacağız. Dilerseniz ilk olarak kurulumundan başlayalım. Stand ayağının gövde ve taban kısımlarını tabandaki dahili vida yardımıyla birbirine tutturduktan sonra monitörün arkasındaki geçmeli bölmeye oturtmanız yeterli. Kurulumu son derece kolay. Dilerseniz VESA 100x100 standardına uygun herhangi bir askı aparatıyla birlikte de kullanabiliyorsunuz. Ancak buna pek de ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Zira kutudan çıktığı haliyle bu monitör fazlasıyla hareket kabiliyetine sahip. 130 mm olacak şekilde yükseklik ayarı yapabildiğiniz monitör, her iki yana doğru 45'er derece açıyla yatabilme, -5 ile 20 derece arasında eğilme ve her iki yöne doğru da pivot modunda kullanılabilme gibi oldukça esnek kullanım seçeneklerine sahip. Ayrıca tüm bu hareketleri neredeyse tek parmağınızla bile yapabileceğiniz kadar kolay bir kullanımı var. Buna ek olarak çerçeve kalınlığının ince olması sayesinde çoklu monitör kurulumlarına da uygun. Kutudan stand ayağının tepesine yerleştirilmek üzere bir aparat çıkıyor. Bu aparat sayesinde monitör standına kulaklığınızı asmanız mümkün. İlk intiba anlamında monitörün bende olumlu bir izlenim bıraktığını söyleyebilirim. Teknik özelliklerden devam edecek olursak 24 inç boyutunda Full HD 1080p çözünürlükte 165 Hz tazeleme hızı, 1 milisaniye MPRT ve 4 milisaniye griden griye tepki süresi sunan wide LED arka aydınlatmaya sahip IPS panel bir monitörle karşı karşıyayız. Ayrıca Adaptive Sync teknolojisini destekleyen monitör DisplayPort üzerinden de G-Sync desteği sunuyor. Sahip olduğu ergonomi ile birlikte multimedya odaklı tüketimlere göz kırpan monitör, teknik özellikler tarafında da oyuncuları hedef alıyor. Yani monitörünüzle hem gündelik işlerinizi yapıp hem de oyun oynamak istiyorsanız, her iki kullanım senaryosunda da ihtiyaç duyabileceğiniz özelliklerin kesişim kümesinde duran bir monitör olduğunu söyleyebiliriz. NTSC renk gamutunun %106'sını, sRGB'nin %123.9'unu ve Adobe RGB'nin %90.4'ünü kapsayan monitör 8 bit renk derinliğinde 16.7 milyon renk sunuyor. Tipik parlaklık değeri ise 250 nit. 1100:1 kontrast oranı ve IPS panellerden aşina olduğumuz 178 derecelik geniş görüş açısıyla gelen monitör, flicker free ve düşük mavi ışık gibi kullanım konforunu arttıran özelliklere de sahip. Bağlantı portlarına baktığımızda güç girişinin yanında 2 adet HDMI 2.0 portunu ve 1 adet DisplayPort 1.2 girişini görüyoruz. Belki kullanıcılar burada HDMI 2.1 veya DisplayPort 1.4 gibi portları görmek istemiş olabilirler. Ama portlar arasındaki tek farkın daha yüksek bant genişliği olduğunu unutmamak gerek. Bu monitör Full HD çözünürlükte ve 165 Hz tazeleme hızına sahip. Üzerindeki HDMI ve DisplayPort girişleri de bu çözünürlük ve tazeleme hızı değerleri için yeterli bant genişliğini sunabiliyor. Yani bunun ötesinde bir bağlantı konulması israftan başka bir şey olmazdı. Monitör beraberinde kutudan birer adet HDMI ve DisplayPort kablosu çıktığını da belirtelim. Görüntü portlarının yanı sıra bir de 3.5 mm ses çıkışımız mevcut. Buraya kulaklığınızı veya ses sisteminizi bağlamanız mümkün. Ayrıca her biri 3 wattlık toplamda 2 adet dahili hoparlör yer alıyor. Dilerseniz şimdi hoparlör testimizi dinleyelim. Monitörler dahili ses konusunda artık belli bir çıtayı aşmış durumdalar. Bu monitörde dahili hoparlör kurulumuyla gündelik kullanımlarınızda işinizi görebilecek bir seviyede. Zaten üzerinde ses çıkışı bulunduğu için dilediğiniz hoparlör veya ses sistemiyle birlikte kullanmanız da mümkün. Gelelim deneyim tarafına. Monitör üzerindeki tüm ayarlamalarınızı OSD menüsü üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu menüye erişmek için monitörün sağ arka tarafında bir adet joystick yerleştirilmiş. Bana kalırsa monitörler için en pratik yöntem bu. 5-6 farklı tuş olduğu zaman menüyü kavramak ve gezinmek kafa karıştırıcı olabiliyor. Joystick ile birlikte OSD ekranında gezinmek ve istediğiniz ayarları yapmak çok daha pratik bir hale geliyor. Joystick çubuğunu farklı yönlere doğru oynatmak, renk profillerine, görüntü kaynaklarına veya OSD menüsünün ana ekranına girmenize olanak tanıyor.
Ana ekran üzerinden yapabileceğimiz ayarlara bakacak olursak, oyun ayarı sekmesinden Adaptive Sync özelliğini açabilir, oyunlarda yardımcı olabilecek nişangah seçeneklerini aktif edebilir, düşük giriş gecikmesi ve Smart Response gibi özellikleri kendiniz için en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Düşük mavi modu sekmesinden mavi ışık ayarını kademeli olarak belirleyebilir, giriş sekmesinden kaynaklar arası geçiş yapabilir, resim moduyla renk profilleri arasında geçişler yapıp parlaklık, kontrast, netlik ve gamma gibi ayarları yapmanın yanı sıra akıllı kontrast özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Smart Size sekmesiyle monitörünüzü 16'ya 9 dışında farklı modlara almanız mümkün. Örneğin retro oyunlar oynamayı seviyorsanız monitörünüzü 4'e 3 oranına alarak kendinizi o atmosfere daha net bir şekilde sokabilirsiniz. Ses sekmesinden ses düzeyini ve hoparlörlerin açık mı kapalı mı olacağını ayarlayabilir, renk sekmesinden renk sıcaklık değerlerini değiştirip sRGB moduna geçebilir, dil sekmesinden de bu ayar ekranının dilini değiştirebilirsiniz. Monitör ilk açıldığında menü İngilizce geliyor. Buradan aralarında Türkçenin de bulunduğu ondan fazla dil seçeneğine erişebilirsiniz. OSD ayarları sekmesinden bu menünün ekrandaki konumunu, şeffaflık seviyesini ve ne kadar süre dokunulmadığında OSD ekranının kapanacağını belirleyebilir, ayarlar sekmesinden fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapabilirsiniz. Tüm bu özellikler ışığında monitörü kullandığım süre boyunca performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Birden fazla amaca hitap etmesi özellikle belli bir kesimin dikkatini çekebilir. Söz konusu rekabetçi oyunlar olduğunda daha fazlasını sunan oyuncu monitörleri veya görsel düzenlemeler olduğunda daha iyi renk doğruluğu sunan kalibrasyonlu monitörler mevcut. Ancak bu iki alandan birinde kariyer hedeflemiyorsanız veya hali hazırda bir kariyer sürdürmüyorsanız tek bir alana yoğunlaşmış uç seviyedeki bir monitöre ihtiyacınız yok demektir. Elbette her monitörü kendi özellikleri, fiyatı ve hitap ettiği kullanıcı profili özelinde değerlendirmek lazım. Şayet hem oyun oynarken yüksek tazeleme hızıyla akıcı bir deneyim yaşamak hem de gündelik işlerinizde kullanmak üzere bir monitör arıyorsanız Philips'in 24M1N3200 model isimli oyuncu monitörüne göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Philips'in Momentum 3000 serisinden 24M1N3200 model isimli oyuncu monitörüne yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.